İftar Saati programından herkese hayırlı akşamlar olsun, hayırlı Ramazanlar olsun. Ne güzel söylemiş Yunus, gel gör beni, aşk neyledi diyor hocam. Efendim bugün yine Merkez Park'tayız, Kubbeli Han etkinlikleri çerçevesinde İftar Saati programımızla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine konuğumuz, dini sohbeti yapacağımız isim, Adana'nın çok sevdiği önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi efendim Adana uzman vaizi Sayın Doktor Zeki Uyanık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu güzel duygu ve temennileriniz için de teşekkür ediyorum. Bizde olmayan vasıfları olur söylüyorsunuz, hocam. Mahcup ediyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Bu arada Yaren, Adana Yaren İlahi grubu da bugün yine bizlerle birlikte, her zaman olduğu gibi onların da diline sağlık. Yunus'un bu güzel, Allah dostları ne güzel söylemiş değil mi hocam? Gel gör beni, aşk neyledi diyor. Aslında onlar söylemiyorlar, söyletiliyorlar. Değil mi hocam? Biraz oradan geliyor. Yani biraz... Rabbimizin verdiği bir ilham ile yazılır. Evet. Rabbimizin verdiği ilham ile söylenir o sözler. Aslında Yunus'un değildir. Yunus'un Rabbinin söylediği sözlerdir diye düşünüyorum. Çok güzel hocam. Yani Yunus, hani bizim dinimizde de aşkın da çok önemi var. Yani hani Mevlana ile Şems'in aşkı, Allah'a olan aşkları, onların o muhabbeti. Evet. Hani böyle günlerce konuşulacak. Şems der, Hazreti Mevlana der ki Şems öncesi ve Şems sonrası, evet, bir Mevlana var. Tabi inancımızda aşk, sevgi hayatın merkezidir. Evet. Zaten aşkınız, sevginiz varsa siz varsınız. Aşk ve sevgi yoksa siz yoksunuz aslında. Doğru. İnsanı, o insani duygularını kazandıran, insanı kıymetlendiren, olgunlaştıran aşkıdır, sevgisidir. Fakat aşk ve sevgi de ikiye ayrılır. Doğru. Bir maddi aşk vardır. Evet. İşte dünyaya, dünyalıklara duyulan aşk ve sevgi. Bir de manevi aşk vardır. O da bizi yaratanı sevmek ve ona aşık olmaktır. Yani hocam Allah dostları da çok güzel söylemiş ama Veysel de güzel söylemiş. O da demiş ki güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa, evet, demiş. Aşık Veysel'imiz de öyle demiş. Yani gerçekten coğrafyamız o kadar mükemmel ki, içerisinden bir renkli folklorik figürler, İslami figürler, her şeyi çıkartmışız. Hocam bugün konumuz helal, evet, lokmayı, alın terini konuşacağız ama yine ara ara sorular da soracağız. Bugün Ramazan'ın 17. günü, neredeyse yarıyı geçtik. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Artık mağfiret günleri de, evet, geride kalıyor. Artık son, cehennemden azad olunma günleri geliyor. Fırsatı değerlendirin, kaçırmayın. Evet, aynen öyle. Hani şey vardır ya, dumping yapıyoruz hani, evet, iş yerinde. Son ucuz, indirim. Son, evet, indirim. Aynen. O yüzden fırsatı kaçırmamak lazım. Şimdiye kadar eğer oruçlarımızda eksiğimiz varsa, tutamadığımız günler varsa, en azından bundan sonraki dönemleri hiç olmazsa orucumuzu tutarak geçirelim ki sonra vay ben tutacaktım, vay şöyle olacaktı değil mi hocam? Öyle bir şey de var değil mi? Bunlar olmasın. Tabii oruç ya da namaz önemli ibadetler. Evet. Olmazsa olmazımızdır. Rabbimizin bize emrettiği temel ibadetler ve İslam'ın temel rükünleri ya da temel direkleri olmakla birlikte İslam'ın üzerine inşa edildiği sütunlardır. Fakat namaz ya da oruç önemli olmakla birlikte, merkezde olmakla birlikte Müslüman'ın Ramazan'daki görev ve sorumluluğu sadece oruç ve namaz değildir. Bunlar zaten olmalıdır, evet, ve merkezdedir. Fakat bunun yanında bizim sadakalarımız, zekatlarımız, fıtırlarımız, beşeri ilişkilerimizde şefkatimiz, merhametimiz olmalı. Yetimler sevilmeli, yetimler gözetilmeli. Ne bileyim, mağdur insanlar ziyaret edilmeli. Ne bileyim, bir tebessümle bile olsa bir insanın yüzüne bir tebessüm eksik kondurur. Bırakmamak yani, lazım değil mi hocam? Aynen. Evet, orucu tamam, Ramazan ayında orucumuzu tutuyoruz ama bunun yanında orucu tutuyoruz. Bu sizin söylediklerinizi yapmıyorsak bu bir eksikliktir. Ya da tamamlamış da olmayız herhalde. Ya da Ramazan'ın o tam maneviyatını anlamamışız, evet, demektir. Veya düşünün ki oruç var, namaz var, güzel. Belki de zekat da var, imkanı varsa. Ama o bir tarafta insanların kalbini kırıyorsa, insanları toplum içerisinde rencide ediyorsa, hak hukuka riayet etmiyorsa, ne bileyim öksüz yetim mağdur hatırlanmıyorsa, beşeri ve komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri zayıfsa, insanları incitiyorsa, o zaman tabii ki bir şeyler eksik hocam, demektir. Kalp kırmak kul hakkına girer mi?
Şimdi kırdığınız kalbi niye kırdığınıza bağlıdır. Şimdi örneğin eğer bir insan ülkesine, milletine örneğin ihanet ediyorsa, vatanına, milletine ya da inancına zarar veriyorsa, toplumu kandırıyorsa, aldatıyorsa, nasihat edilir, anlatılır, uymuyorsa, gerektiğinde kalpte kırılacaktır burada. Çünkü burada genel olarak toplumun bir menfaati söz konusudur. Bundan dolayı kalp kırılacaksa kırılsın. Fakat hiç böyle bir şey yokken, yani normal gündelik yaşantıda, ticarette olsun, alışveriş olsun, sohbet, oturma vesaire durumlarında gereksiz bir şekilde bu kalbi kırıyorsa çok bir büyük bir vebaldir. Ve o insanın kalbi kırıldığında, hani eskilerin şöyle, yine herhalde Yunus'un olsa gerek, kırma insanın kalbini yapacak kırma insanın kalbini yapacak ustası yok diye bir beyit vardır. Evet. Yani insanın kalbi hakikaten kırıldıktan sonra onu onarmak çok zordur. Kırmak çok kolay değil mi? Kırmak kolay da onu yapıştırmak ya da düzeltmek çok zordur. Zor. Hocam helal lokma ve alın terini bugün konu olarak belirlediniz, belirledik birlikte. Biraz onu konuşalım ama helal lokma nerede başlar hocam? Ana karnında başlar mı helal lokma? Helal lokma tabii ki annenin karnında başlar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evleneceğiniz zaman öyle sıradan bir eş seçmeyin diyor. Evet. Önünüze 4 seçenekli bir bayan çıkacaktır. Şık gibi mi hocam ben? A, B, C, D. Aynen öyle. Gibi. Gerçekten de öyle. Evet. Yani evleneceğiniz bayanda 4 özellik vardır muhakkak. Tabii madalyonu test çevirirsek evleneceğiniz erkekte de 4 şık vardır. Bir, zengindir, tercih edebilirsiniz. Muhakkak zengin bir erkek ya da bir bayan karşınıza çıkacaktır. Evet. İki, işte soylu bir ailenin kızıdır. İşte diyelim ki o şehrin, o ülkenin ileri gelen ailenin kızıdır. Onun o soyuna ya da o işte şöhretine binaen tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu da olabilir. Üçüncüsü, fakir, zengin, şöhret önemli değil ama çok güzel bir bayan ya da çok güzel bir erkek karşınıza çıkabilir. Evet. Onu da tercih edebilirsiniz. Fakat bunların ötesinde dördüncü şıkta karşınıza bir de dindar, mütedeyyin, ahlakı güzel, yani kalp güzelliği, gönül güzelliği güzel olan maneviyatlı bir şahıs ya da bayan veya erkek çıkacaktır. Evet. Siz şıklara baktığınızda dördüncü şık, son şık, ya mütedeyyin olan erkeği ya da bayanı tercih edin ki eliniz bereketlensin, eviniz huzurla dolsun. Şimdi onu seçtiğimizde bir kere zaten helal lokmanın temelini atmış oluyoruz. Helal lokmayı tercih etmiş oluyoruz. Sonra evlendiğinizde eşinize haram lokma yedirmeyeceksiniz. Siz zaten yemeyeceksiniz, yiyemezsiniz. Haram. Bir de nafakasından sorumlu olduğunuz eşinize de haram lokma yedirmeyeceksiniz. Kanına, midesine haram lokma indirmeyecek, karıştırmayacaksınız. Ve hamile kaldığında sorumluluğunuz biraz daha artmaktadır. Çünkü bir nesil geliyor. O nesil yarın toplumda büyüyecek, anne, baba, öğretmen, doktor, mühendis vesaire olacaktır. Siz onu haram lokmayla beslerseniz o toplumu, o nesli bozmuş olacaksınız. Haliyle helal lokma kazanacaksın, helal lokma yedireceksin, evladını da helal lokma ile besleyeceksin. Hem de annesinin karnında iken, doğduktan sonra ya da büyüdükten sonra değil, daha annesinin rahminde iken ona hep helal gıdaları göndereceksin. Temeli sağlam atacaksın o zaman. Tabii ki, kesinlikle. Sağlam temelin de kaynağı helal lokma ve alın teridir. Peki hocam, helal lokmadan nelere dikkat etmeliyiz hocam? Yani helal lokmadan anlayacağımız şey elbette hani toplum olarak içinde yaşadığımız toplumda bunun kaideleri ve kuralları zaten hani 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ama neye dikkat etmemiz lazım? Önce şuradan cevap vermek lazım diye düşünüyorum. Helal nedir, haram nedir? Haram nedir? Şimdi helal olan Allah'ın razı olduğu ve emrettiği bütün iş ve fiiller ya da kazanç yollarıdır. Haram ise Allah'ın yasakladığı bütün kazanç yollarıdır. Onları birazdan işleriz. Fakat şu hadis bize bir tabiri caizse şey olmalıdır, rehber olmalıdır ya da kılavuz olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Peygamberimizin hayatında çalışmak ibadettir aslında. Hani atalarımız da ifade eder ya, çalışmak da bir ibadettir. Ya da birisine dersiniz ki ya gel şu işi yapalım ya da bir manevi bir ortamda bulunalım ya da işte namaz kıl ya da falan dediğimizde kardeşim ben çalışıyorum, çalışmak da bir ibadettir.
Doğru, evet, gerçekten de çalışmak bir ibadettir. Fakat çalışmanın ibadet olabilmesi için belli kuralları vardır. Harama dönüşmemesi için. Bir, ne iş yapıyorsun? Yaptığın iş önemli. Eğer ki, örneğin bakın şurada seyyar satıcı ya da esnaf kardeşlerimiz var. Evet. Bunların yaptığı işe bakıyoruz işte, elbise satıyor, oyuncak satıyor, dondurma satıyor vesaire. Bu nedir? Helal bir iştir. Buradan elde ettik kazanç. Bir saniye hocam, oralarda da bir birazcık böyle açalım. Şimdi İslami kurallara uygun vaziyette, İslamiyet'in de ona koyduğu bir kar marjı var. Evet. Şimdi tamam hani satıyor ama hani 1 liraya alıp 8 liraya satıyorsa. Ona da ayrı orada bir cevap vereyim ben. Yani, şimdi denerim ona dağıtmadan evet. Oraya döneceğim ama. Birincisi yaptığı iş meşru bir iş olacak. Evet. İkincisi diyelim ki bugün evet Ramazan'dı. Oruç tutması gerekiyordu. Farz çünkü. Ya ben işte bu Kubbeli Han'da açık alanda güneşin olduğu bir ortamda oruç tutamam. Dolayısıyla işim var, ticaretimi yapmak zorundayım deyip orucunu tutmazsa işte o meşru olan kazancını meşru daireden çıkarır, harama dönüştürür. Yani o zaman o çalışmak ibadettir kısmı burada boşa düşüyor. Boşa düşüyor işte. Evet. Dolayısıyla bir, helal iş yapacak. İki, ibadetler aksamayacak. Şimdi birazdan akşam ezanı okunacak. Evet. Akşamdan yatsıya kadar mutlaka akşam namazı kılınmalıdır. Ya müşterim gelecek işte, işim ihmal olacak, kazancım azalacak deyip akşamı kazaya bırakamaz. Bıraksa o zaman o çalışmak ibadettir kısmı yine iptal olur. Üçüncü maddede çalışırken, kazanırken kul hakkına riayet edecek. Yani komşusuna haksızlık etmeyecek. Yani gelen müşterileri aldatmayacak. Peygamberimiz diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Men gashşene feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir. Bu sözü söylemesinin sebebi, hikmeti, böyle bir ortamda esnafın birisi Medine'de bir çuval buğday bırakır ve o buğdayı bıraktıktan sonra yağmur yağar. Kapısının önünde yağmur yağınca onu içeriye alır. Sonra güneş çıkar. Güneş çıkınca haliyle üstünü kurutuyor ama altı nemli kalıyor. Peygamberimiz çarşıyı denetliyor, geziyor. O buğday çuvalına denk gelir. Elini şöyle bir daldırır ki üstü kuru, altı nem. Peygamberimiz diyor ki niçin bu buğday çuvalın altı nem, üstü kuru? Ya Resulallah, malumunuzdur diyor. Akşam yağmur yağdı. Şimdi de güneş çıktı. Üstünü kuruttu ama altı nemli. Peygamberimiz diyor ki niye insanları aldatıyorsun? Güneş çıkmış olabilir, altı nemli olmuş olabilir. Çuvalı karıştır. Herkes çuvalın ne olduğunu anlasın diyor. Ve bizi aldatan bizden değildir diyor. Belki esnafın, o ticaret erbabının niyeti, gayesi insanları aldatmak değildi. Ya da insanlara hakikaten kuru malı gösterip yaş ya da nemli olanı satmak değildi. Ama işin hakikati şudur ki bir malı satacağın zaman esnaf olarak o müşteriyi aldatmaman ya da o yola girmemen lazım. A kaliteyi gösterip B'yi vermemelisin ya da sağlamı gösterip çürüğü vermemelisin. İşte bunu yaptığında o meşru çerçeveden çıktığı için çalışmak ibadettir sözünün ya da çerçevesinin dışında kalır. Evet hocam, kar marjına geçelim. Kar marjına yani geleceğim. İslami kurallara hiç unutmayacaksınız değil mi kar Hayır, marjına? Hayır, önemli çünkü. Tamam. Çünkü bazı durumlarda çok farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Doğru hocam. Ona da cevap vereyim. Peki İslam'da ticaret erbabına ya da esnafa fiyat sınırlaması koymak caiz mi, değil mi? Yani evet. Düşünün ki bir insan şurada ne satsın? İşte diyelim ki dondurma satsın ya da ekmek satsın ya da işte oyuncak satsın. Piyasa değeri diyelim ki 5 lira ise, bu 50 liraya satıyorsa, 100 liraya satıyorsa bu caiz mi, değil mi? Şimdi duruma göre devlet esnafına fiyat sınırlandırması koyabilir. Duruma göre. Ne zaman? Olağanüstü hallerde. Diyelim ki savaş var, afet var, sıkıntı var ve satılan o mallara ihtiyaç varsa, bir, devlet kara borsacılığı önleme adına, iki, vatandaşın ihtiyaçlarını temin etme adına hem o kara borsacılığı engeller hem de fiyatlara da bir sınırlama koyar. Yani 5 liralık malı 5 liraya satacaksın. 6'ya en fazla satarsın ama 50'ye 100'e satamazsın. Kara borsacılık yapamazsın der. Fakat serbest rekabetin olduğu ve her yerde dondurmanın, örneğin ekmeğin, oyuncağın, neyse artık gıdanın, yiyeceğin, içeceğin bulunması halinde fiyatlara sınırlandırma koymaz. İsteyen istediği malı istediği fiyata satar. Ama ancak o malın aynısı varsa her yerde. Düşünün ki siz fırıncısınız. Evet. Bu şehirde sizin gibi belki de 10
onlarca, yüzlerce fırın vardır. Evet. Aynı ekmeği çıkarıyorsunuz, aynı gramı kesiyorsunuz ve aynı ekmeği satıyorsunuz. Fakat siz 1 liraya sattığınız ekmeği bir başka fırıncı 2'ye satıyor, 3'e satıyor. Burada bir rekabet, burada bir serbestlik söz konusudur. Demek ki kendi ekmeğine ve kalitesine güveniyor ki o fiyatı ortaya koyuyor. Fakat sadece tek fırın siz olsa idiniz ve insanlar o ekmeğe muhtaç durumda olsa idi, siz o 1 liralık ekmeği 3'e satamazdınız. Burada bir fiyat sınırlandırması koyulurdu. Her şey bir yana, şimdi serbest rekabet, olağanüstü durumlar, evet, kara borsa, devletin bunların hiçbiri yok hocam. Fiyatlara sınırlandırma koyması bir yana, her şey bir yana, vicdan. Vicdan. Evet, biri aldığınızı ona satabilirsiniz. Caiz mi? Caiz. Eğer ki serbest rekabet varsa ve alternatif varsa. Fakat ne olursa olsun Müslümanın bir vicdanı vardır. O vicdana binaen biri aldığını ona satmamalıdır. İşte 2'ye satabilir, 1,5'a satabilir vesaire. Yani bu İslam buraya bir yüzdelik bir dilim getirmiş midir getirmiş hocam? Getirmiş değildir. Sadece vicdanına bırakmış. Ama alternatifi yoksa devlet ya da inancımız ona bir sınırlandırma koyar. Peki hocam, ticaretten devam ediyoruz. Eyvallah. Hani hep şey konuşurlar. Pazarlık sünnettir derler, evet, mesela. Öyle midir hocam? Pazarlık sünnet. Şimdi pazarlık sünnet olabilir ya da peygamberimiz tavsiye etmiş olabilir. Eyvallah. Evet. Fakat bunu da hani tamam bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Ya 10 liraya demiş, 9 olmaz mı? Olur, olmaz, 9,5 anlaştık, hadi eyvallah, neyse. Fakat bazen öyle bir hal alıyor ki artık insanlar neredeyse yaka silkecek hale geliyor. Evet. Kardeşim alma git ya da yeter ki al. Bu da doğru değil. Yani evet, ne oluyor bu sefer? İnancımızda varsa bir güzel haslet ya da güzel bir sünnet ya da bir tavsiye, o tavsiyenin de körelmesine ya da ondan nefret edilmesine sebep oluruz. Evet, sünneti mi işlemek istiyorsun? Edeben bir pazarlığını yap, uygun bir fiyat teklif et ya da o bir fiyat söylediğinde sen ikinci fiyatı teklif et. Ortada oldu, buluşursanız. Oldu. Buluşursunuz, buluşmadı. Allah hayırlı pazarlar ya da sadlık pazarı versin de güle güle ya da alacağını alırsın. Peki hocam, helal lokma ve rızkı konuşacağız. Hani alın terini konuşuyoruz, evet, ama şimdi ticaretten de biraz bahsettiğimiz için bizi de ekranları başında izleyen esnaflarımız olabilir. Şu anda evet, içinde bulunduğumuz kubbeli andaki esnaflarımız da dinliyor bizi. Rızık duası var mıdır hocam? Hani insanlar sabah dükkanlarını açtığında ya da hani bir yere bir ticaret için gittiklerinde böyle dua etmeli midir? Peygamber ki, Efendimizin tavsiye ettiği dualar var tabii mıdır? Tabii ki vardır, tabii ki vardır. Peygamberimizin duasından ziyade şu dua çok tavsiye edilir. Hazreti İsa'nın Hazreti İsa ile ilgili bir ayet vardır. Orada Hazreti İsa, ya Rabbi bana ve benden sonrakilere ve yanındakilere yetecek kadar gökten bize bir nimet indir diye, bir sofra indir diye bir ayet-i kerime vardır. O ayet-i kerimeyi işte iş yerimizi açtığımızda ya da yeni bir iş yeri açacağımız zaman veya her gün dükkanımızın kapısını açtığımız zaman veya işte bu tarz durumlarda ifade ettiğiniz şekilde dara, sıkıntıya düştüğümüzde o ayetin, o duanın çok okunması tavsiye edilir. Bunun yanında mesela Fetih Suresi ya da Fatiha Şerif, hani hayırların vuku bulması için, şerlerin defi için ve aynı zamanda huzurun ve bereketin gelmesi için tabii ki o da tavsiye edilir. Aynı zamanda mesela nazar ayeti vardır. Evet. O nazar ayetini okumak hem o malımızla, iş yerimizle ilgili nazarı keser, hem de inşallah o nazarı kestiği gibi bir berekete, bir bolluğa dönüştürür. Peygamberimiz bu tarz hususlarda tabii ki dua etmiştir. Allah'tan helal kazanç istemiştir ve helal kazancın da bereketli olmasını dilemiştir. Biz de kendi lisanı halimizle ihtiyacımız, derdimiz, sıkıntımız ne ise, tabii ki diyelim ki bir iş yeri çalıştırıyorsak, kapımızı açtığımızda ya Allah, Bismillah deriz. Ne bileyim, Allah'ım senin isminle açıyoruz diyebiliriz. Fatiha'yı okuruz. Felak, Nas, Ayet-el Kürsi'yi okuruz. İşte o nazar ayeti vardı, nazar ayetini okuruz. Hazreti İsa'nın ayeti vardır, okuyabiliyorsak onu okuruz. Yani kısaca içimizden geldiği gibi de. İhtiyacın ne? Ya Rabbi bana helalinden yetecek kadar bereketli bir rızık lütfeyle. Kazadan, beladan uzak eyle. Malımı, ömrümü bereket ihsan eyle. Senin adınla iş yerimi, dükkanımı vesaire
kazanç yolumu açıyorum. Ya Rabbi muvaffak eyle diye dua etmeliyiz. Hocam buradan yine devam edelim. Annemi de analım ve kulaklarını çınlatalım. O da biliyorsunuz geçenlerde umre yapıyor, evet. Ramazan umresi. O sabahları erken kalkar, namazını kılar ve bütün pencereleri açardı hocam. Evet. Hala da yapar onu. Evet. İçeriye bereket, rızık girsin diye. Evet. Bu bir hurafe midir, yoksa hani sabah erken saatte rızıkların dağıtıldığını, evet, bereketin dağıtıldığını inanır, düşünür ve böyle bir, evet, şey yapar. Bu doğru mudur? Şimdi tabii ki şu yönü doğrudur. Sabah vakti, seher vakti, sabah, evet, namazının vakti, güneş doğana kadar aslında rızkın takdir edildiği, rızkın taksim edildiği, rızkın yeryüzüne gönderildiği vakittir. Ondan nasiplenme adına imkan varsa namazdan sonra uyumamak, dua etmek, ibadet etmek ta ki güneş doğana kadar tavsiye edilen yoldur. Yani namazı kılmışsın, geri kalan kısmı dua ile, zikir ile, Allah'tan bir şeyler istemek ile değerlendir. Namazı kıldın, güzel, hayırlı ve doğru bir şey. Hemen tekrar uyuma diyor. Niye? O indirilen rızıktan bol bereket alabilmen için. Fakat şu yönü yanlıştır. Pencereleri, kapıları açalım, rızık oradan girecektir. Hayır, öyle bir şey yok. Bakın, birincisi bu bir hurafedir. Evet. İkincisi, aslında buradan hicap duyarak söylüyorum. Bu iftar saatinde bir Müslüman ülkede bunu söylemek, hırsızlara da aslında buyur gel demektir bu. Ya, ama yani, işte hani doğru, rızık bu. Niye pencereden girsin ki? Her yerden gelebilir. Şimdi yani şöyle diyeyim. Bir de Allah çalışana verir, evet, çalışmayana vermez. Şu an biz şu programı yapmazsak kim bizi dinleyecek? Ya da, evet, biz sesimizi kime nasıl duyurabileceğiz? Veya düşünün ki, yani bir insan çalışmadan, Allah'ım ben çalışmayacağım da rızkımı eve gönder. Allah dilerse gönderir, aciz değil. Ona bir sebep bulur ve rızkını yine evine gönderin. Çünkü şu akılsız kuşlara bakın, şu akılsız hayvanlara, yavrulara bakın, ağaçlara, bitkilere bakın. Onların da rızkını Allah gönderiyor. Hatta Peygamberimiz diyor ki, çok özür diliyorum, akılsız hayvanlar, kuşlar gibi kanaatkar olsaydınız Allah size rızkınızı evinize bile gönderirdi. Ama siz o kanaatte olmadığınız için, kanaat yönünüz biraz zayıf olduğu için rızık endişesine düşüyorsunuz. Bu şu demek değildir: nasıl olsa Allah rızkı gönderecek, çalışmayalım, evimizde yan gelip yatalım. Hayır. Bu İslam'a ve İslam'ın ruhuna, naslarına, ayetlerine aykırı bir yaşam biçimidir. Bilakis ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Ve en leysa lil insani illa ma sa'a." İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yani eskilerin ifadesiyle ne kadar para o kadar köfte, ne, evet, kadar emek, alın teri, yorgunluk o kadar mükafat ya da kazanç. Evet. Şimdi oturmadan ben dünyayı yöneteceğim ya da dünyayı kazanacağım. Mümkün mü? Bugün acaba İslam coğrafyasının bu acıklı durumunda ya da şu kan revan halinde, şu gözyaşının halinde ya da temelinde tembelliğimiz yatmıyor mu? Ya da, doğru, toplumun genel olarak ihmalkarlığı, tembelliği, çalışmamazlığı yatmıyor mu? Kesinlikle. Bugün bakıyorsunuz küçücük bir devlet neredeyse dünyayı yönetiyor. Neyle yönetiyor? Çalışmasıyla, teknolojisiyle, bilgisiyle. Çünkü bilgiye sahip olan dünyaya sahip oluyor. Doğru. Bilgiye, teknolojiye sahip olan dünyayı yönetiyor. O zaman Allah aslında Müslümana, kafire falan değil, çalışana veriyor. Eğer öyle olmazsa idi, o zaman biz nasıl olsa Müslümanız, çalışmamıza gerek yok. Allah rızkı bizim Allah'ımız, Allah rızkı bize verecek, onlar ölecek derdik. Ama öyle bir şey yok. Evet. Çalışana veriyor, üretene veriyor, yan gelip yatana da ancak dert, keder ve musibetleri veriyor. Evet. Hocam rızkı aslında... O kapıları da kapatmasını tavsiye ederim, hırsızlar girer. Batı da hurafe. Ama kapı iyi derken, kapı derken pencere hocam işte, evet, hani sabah içeriye bereket girsin diye. Evet. Şimdi rızık aslında ayrı bir konuda bile konuşabiliriz ama helal lokma, rızık ve alın terini konuşurken mecbur rızkı konuşmak lazım. Tabii ki. Şöyle bir hikaye vardı hocam, şimdi aklıma geldi. Siz onun eminim doğrusunu biliyorsunuzdur. Hazreti Süleyman'a hani hayvanlarla, evet, konuşma özelliği, rızıkla alakalı bir hikayesi var. Evet. Tam yeri mi sanki onu biraz anlatmak için hayvanlar şey yapıyorlarmış, yedekliyorlarmış yiyecekleri. Karınca ile ilgili, evet, bir karınca olay anlatılır. Anlatılır ki karınca her sene işte bir şeyler kendine, evet, biriktirir. Bir gün Hazreti Süleyman'a denk gelir. Hazreti Süleyman, ne yapıyorsun diyor. İşte rızkımı kenara çekiyorum bir yıl, evet, yetecek kadar.
Ne kadar senin yiyeceğin? İşte diyor ki ne? Bir arpa kadar faraza, bir yıl boyunca yiyeceğim. Öyle mi diyor, yani bir arpa yetiyor mu? Evet yetiyor diyor. Tamam diyor, o iş bende artık diyor. Yani sen rahat ol. tabiri caizse. Yine de onu alıyor işte bir kenara koyuyor rızkını. İnsan ya, akılsız varlık karınca, aradan bir yıl geçer rivayete göre. Yine de Hazreti Süleyman'ı görünce, dengelince ne oldu diyor rızkın? Ne olur ne olmaz diyor. Ben yine de yarısını bir kenarda bıraktım. Veren insandır, unutur, ihmal eder, eksik verir diye ben yine de bir yarısını kenarda tuttum diyor. Ama Allah unutmaz benim rızkımı Allah diye. Unutmaz. Çünkü o sonsuz ilmiyle kapkaranlık gecede, kapkaranlık bir cismi bile olduğu yerde muhakkak görür ve rızkını da takdir eder. Şu ayetle bitiriyorum. Yarenden bir şey dinleriz muhtemelen. Şöyle der ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların, bakın bütün insanların demiyor, canlıların. Şu ağacın bile rızkı Allah'a aittir. Yeryüzünde yaşayan bütün varlıkların, bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Onların rızkını gönderecektir. Belki de bu ağacın rızkı yağmurdur, gerektiğinde gönderir. Ne bileyim, kedinin, köpeğin, afbirin, böceğin neyse rızkı Allah gönderir. Bizim de rızkımızı gönderir ama rızkı alabilmek için onun istediği tarzda ve şekilde çalışmak, gayret etmek ve alın teri dökmek gerekir. Ağzınıza sağlık hocam. Hemen Adana Yaren İlahi grubuna dönelim. Onlardan da güzel bir ilahi dinledikten sonra, konumuzla alakalı olmasa bile ara ara sorular var. Bu soruları izleyicilerimiz adına size yöneltelim. Hay. Buyurun efendim. Mekke'nin etrafı çöllerle dolu, o çöllerin yolu Kabe'nin yolu. Mekke'nin etrafı çöllerle dolu, o çöllerin yolu Kabe'nin yolu. Kabe'sine vardım gözle. Cennetine bizi de nasip eyle, Sırat köprüsünden geçenden eyle. Cennetine bizi de nasip eyle, Sırat köprüsünden geçenden eyle. Kesenin suyundan içenden. Sana canım vereyim, can Muhammed senin için öleyim. Kesenin suyundan içen ben eyle, ya Muhammed sana canım vereyim, can Muhammed senin için öleyim.
Allah'ın Resulü, ümmetin gülü, Medine Kubba'da güllerim soldu. Allah'ın Resulü, ümmetin gülü, Medine Kubba'da güllerim soldu. Ravzasına vardım, gözlerim doldu. Ya Muhammed sana canım vereyim, can Muhammed senin için öleyim. Ravzasına vardım, gözlerim doldu. Ya Muhammed sana canım vereyim, can Muhammed senin için öleyim. Eyvallah efendim. Ağzınıza dilinize sağlık. Yaren İlahi grubuna teşekkür ediyoruz. Hocam ara ara reklamını yapalım Yaren İlahi grubunun. Özel toplantılara, dini düğünlere, sünnetlere gidiyorlar. Facebook hesaplarından Adana Yaren İlahi grubuna ulaşabilirler. Doğru söyledim mi Haşim hocam? Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Bence yanlış düşünüyorsunuz. Zaten onların reklama ihtiyacı yok. Onlar bileğin hakkıyla buraya çıkabildiğine göre, burada olduklarına göre... Zaten onlar tanınıyorlar. Hayır hocam, yayın öncesi beni sıkıştırıyor Haşim abi. Bizim şey reklamımızı yap diyor. O yüzden söyleyeyim dedim ben. Onlara da Allah razı olsun. Başka bir derdi var. O derdine yardımcı ol yeter. İnşallah. İnşallah olacağız efendim. Hepsi ayrı ayrı değer. Her yıl Ramazan'da bize çok yardımcı oluyorlar. Teşekkür ederiz. Evet. Sadece Ramazan'da değil, diğer günlerde de görüşüyoruz kendileriyle. İnşaat işleri de var. Onlara da bir gün reklam yaparız Haşim usta. Olur mu? Evet hocam, şimdi rızık, helal lokma, alın teri konuşacağız elbette, devam edeceğiz ama sorulara da şöyle bir göz gezdiriyorum. Yine enteresan sorular var hocam. Evet. Yani Numan Bey sormuş, Numan hocamız var bizim, buranın sesini organize ediyor. Ankara'dan geldiler ekibiyle beraber, Haşim Bey, Hacı Bey var. Onlardan bir tane, deodorant kullanmak orucu veya namaza, hani orucu bozar mı? Evet. Ya da hani namaza ya da oruca zararı olur mu diye sormuş Numan Bey. Tabii kolonya gibi, deodorant gibi, parfüm gibi o kokuları kullanmak mekruh olmakla birlikte oruç esnasında caizdir. Oruca da bir zararı yok, namaza da bir zararı yok. Fakat hani çok da kullanıp da koklayıp da orucun ruhuna aykırı olacak şekilde kullanmamak daha doğrudur. Ama hiçbir engelli ya da bozması söz konusu değildir. Hele ki iş icabı, eğer ki biz diyelim ki bir esnafız, bir bürokratız ya da toplumun içerisinde olan bir insanız ve kokuyu kullanmamız gerekiyorsa, toplumu rahatsız etmeme adına parfüm sıkmamız gerekiyor, kolonya kullanmamız gerekiyor vesaire, tereddütsüz bir şekilde kullanırız ve oruca da hiçbir zararı yoktur. Hocam yine ekibimizden... Namaza da zararı yok. Evet, namaza da zararı yok. Yine ekibimizden bir arkadaş Erkan Bey sormuş hocam. Onu da size söyleyeyim. Diş kanaması oruç veya abdesti bozar mı hocam? Evet. Şimdi kanama ya da işte diyelim ki parmağımız kanadı, dişimizi fırçalarken kanadı ya da işte ne bileyim herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bir kanama oldu. Bir kere bu Hanefi mezhebinde kesin kez abdesti bozar. Evet. Şafii mezhebinde bozmaz. Hani Şafii izleyicilerimiz de var, Hanefi de var. Bu anlamda söylüyorum. Şafii mezhebinde bozmaz ama Hanefi de bozar. Fakat oruca zararı olup olmaması şu anlamda bizi ilgilendirir. Eğer ki bir kanama olmuşsa diyelim ki dişimizde, onu yutmuşsa her iki mezhepte de ya da bütün mezheplerde de orucu bozar. Çünkü mideye bir... Ama hocam kan, ama biz vampir miyiz hocam yani? Ama vampir değiliz de yeri geldiğinde insan kanını da emebiliyor, farkına varır ya da varmaz. Diyelim ki dişi kanadı ve o tükürüğünü ya da kanını emdi ise... Sonuçta boğazdan ve mideye giden bir sıvı var hocam. Boğazdan sıvı varsa ve o orucu muhakkak bozar. Ama hayır, kanama oldu, tükürdü ise, mideye inmediyse oruca bir zararı yok. Hocam yine bir sorumuz var. Yine ekibimizden Ömer kardeşimiz sormuş bu soruyu da. Futbolcuların aldığı transfer parası caiz mi demiş hocam? Evet. Transfer zamanında. Evet. Transfer sezonu. Şimdi tabii ki yaptıkları işe bakarız. Yani bir işin meşru mu ya da helal mi haram mı, ona bakarız. Ona göre fetva veririz. Bugün futbol meşru bir iş mi? Evet, meşru bir iş. Yani bugün
Bir de hocam hani futbol günah, hani bir de o tarafı var değil mi hocam? Hani ha, eskilerde de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kafasını uçurdular, onunla top oynadılar falan. O yüzden hani o günahtır, oynamayın. Evet. Hani çocuklarını top oynatmayanları ben biliyorum. Doğrudur. Yani. Hayır. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e zulmedildi. Doğrudur. Hocam Kerbela'yı da bir gün konuşalım. Yani. Konuşalım. Hay hay. Yani benim programda olup iPhone'u gene göndeririz hocam. Kerbela'yı konuşuruz. O gün hangi günse yapalım. Evet, evet hocam. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edilmiştir, zulmedilmiştir. Belki ona o saygısızlık da yapılmıştır ama ona yapılan bu saygısızlık ya da böyle bir zulüm İslami nasların hükmünü değiştirmez. Peygamberimizin hayatında ya da Peygamberimizin sünnetinde ve Kur'an'da top oynama ile ilgili bir yasak yoktur. Evet. Bilakis spor desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Çünkü İslam kişinin bünyesini zinde tutmasını, güçlü tutmasını tavsiye eder. Hani biraz önce çalışmak ibadettir dedik. Aynı şekilde kişi bedenini güçlü tutmakla, spor yaparak, kendine iyi bakarak falan daha iyi bir kulluk ve ibadet edebileceğinden bilakis İslam sporu destekler. Peygamberimizin hayatında güreş vardı. Güreş var. Atletizm vardı. Peygamberimiz yarışma yapmış Hazreti Ayşe validemizle. Yüzmeyi Peygamberimiz sünnet olarak kabul etmektedir. İşte at üzerinde şey yapmak, ne bileyim, at binicilik sporu. Binicilik sporu Peygamberimizin tavsiyesidir. Bu anlamda futbolda eğer ki İslam'a aykırı bir iş yapılmıyorsa caizdir. Normal bir futbol müsabakası caizdir. Bir düşünün ki turnuva var, şampiyona var. Evet. İşte şu an Dünya Kupası gibi ya da Avrupa Kupası gibi. Bu caizdir. Fakat iki kişi top oynayıp ya da iki takım top oynarken işte kaybeden halı sahanın parasını ödeyecek faraza. Kaybeden, ya da ortaya bir para konuyorsa. Evet. Bu tamamen direkt kumara mı girer? İş spordan çıkar, etkinlikten çıkar, kumara dönüşür. O zaman caiz olmaz. Fakat bildiğimiz, gördüğümüz, işte diyelim ki Süper Lig'de, PTT Ligi'nde, amatörde oynayan futbolcu kardeşlerimiz tabiri caizse terlerinin son damlasına kadar belki de bu ülkede en zor mesleklerden birini icra ediyorlar. Hele ki şu sıcak mevsimde top oynayan kardeşlerimizi düşünün. Onların hocam, oynadığı oyuna doğru da karşı. Doğru, çok paralıyorlar hocam. O da ayrı bir yani konu. Yani 2 milyon eurolar, 3 milyon eurolar yani. Doğrudur. Onu da biraz azaltmak lazım belki de ama sonuçta meşru mu meşru. Transfer parası caiz mi? Caiz. Hiçbir sakıncası yok. Ama fiyatların yüksek olması da ayrı bir konu. Hocam bizim ekibimizden bir soru gelmiş. Evet. Görüntü yönetmenimiz Sayın Adnan Dini bütün sormuş hocam bu soruyu. Alınan bir ev ya da araba için kurban kesmek gerekir mi? Demek ki ya ev almış ya araba almış gibi soruyu soruyor hocam. İnşallah umut ederiz ki evi olsun, arabası olsun. Keşke her Müslümanın evi, arabası olsa. Peki evimiz, arabamız olduğunda ya da herhangi bir şey aldığımızda illaki kan akıtmak gerekir mi? Evet. Yani bir kurban kesmek gerekir mi? Ya da evladımız askerden geldi, oğlumuz üniversiteyi adak kazandı. Adak mı biraz da hocam sanki? Şimdi adak farklıdır. Bu tarz kesim farklıdır. Evet. Şimdi oğlum üniversiteyi kazanırsa keseceğim dediğimiz zaman kesmek zorundayız. Artık bu bir adaktır. Oğlum üniversiteden oğlum askerden dönerse ben bir kan akıtacağım dediğim zaman döndüğünde kesmek zorundayım. Bu artık vaciptir. Hiç bunun tereddüdü yok. Kesilecek. Fakat ben yeni bir araba ya da bir ev almış isem ya da bir iş yeri açmış isem ya da buna benzer herhangi bir nimete sahip olmuş isem ben bir kurban kesmek zorunda değilim. Zorunluluk anlamında söylüyorum. Yani bir kan akıtmak zorunda değiliz. Bir kurban kesmek zorunda değiliz. Fakat Allah bana bu arabayı ya da bu evi ya da bu iş yerini nasip etmiş, lütfetmiş. Onun verdiği nimet bakımından, şükür bakımından, şükretmek bakımından ben bir şükür namazı da kılabiliriz. Şükür namazı kılabiliriz. Evet. Şükür namazı kıldığımız gibi şükür kurbanı da kesebiliriz. Ama bu farz değil, vacip değildir. İsteğe bağlıdır. Allah'ın verdiği o nimete bir şükür ve teşekkür babından bir şükür kurbanı kesebiliriz. Kestiğinden de yiyebiliriz, yedirebiliriz, dağıtabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Ama adak olsa idi örneğin, Allah'ım araba alırsam bir kurban keseceğim. Evim olursa bir kurban keseceğim. Evi ya da arabası olduğunda kesmek zorunda olur, vacip olur. Kestiğinde de kendisi
ve aile efradı da o kurbandan yiyemezler. Evet hocam, onu da bir ara bu adak ve kurbanın da şeylerini konuşalım. Orada aynen, da çok merak edilen şeyler var. Adnan abi sorunun cevabını almıştır herhalde. Evet. Yani kessin yeriz biz yani. Değil İnşallah, mi hocam? Tabii, yani tabii. İşin şeyi bu. Allah kabul etsin. Peki hocam, yine sorulardan devam edelim. Konumuza da tekrar döneriz. Bu sefer yine bizim sesçi arkadaşlarımızdan Haşim genç kardeşimiz var. O sormuş. Şunu demiş hocam. İnsanların kimisinin fakir, kimisinin zengin olmasının bir hikmeti var mıdır? Var. Yani bu dünyada biraz da açalım hocam soruyu. Hani bu dünyada fakir olarak hayatını sürdüren ve Hakk'ın rahmetine kavuşan mümin kardeşlerimiz diğer tarafta zenginliği görecek mi? Evet. Ya böyle de bir açabiliriz şimdi, yani. Tabii ki bu dünyada sebepsiz ve hikmetsiz hiçbir iş yoktur. Evet. Her şeyin bir hikmeti vardır. Her şeyin bir sebebi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبٍ. Her şeye bir sebep vardır. Her bir olaya bir gerekçe vardır. Her şeyin bir hikmeti vardır. Yani sebepsiz, anlamsız, hikmetsiz hiçbir iş yoktur. Aynı şekilde nice insanların zengin, nice insanların fakir olmasında da bir hikmet vardır. O hikmeti Rabbim bilir. Fakat niye bazı insanlar zengin, niye bazı insanlar fakir? Ya da ben de zengin olmak istiyorum diyebilir insan. Ya da zenginliği aldım ama bu benim başıma bela oldu diyenler de var, değil mi? Şimdi Allah dilediğine rızkı bol, dilediğine az verir. Evet. Biraz önce ayette okuduğum, yeryüzündeki her bütün varlıkların, canlıların rızkı Allah'a aittir. Allah bütün canlılara rızkını verir. Kimisine az, kimisine çok. Yani Adnan abiye çok vermiş, Bülent'e az vermiş mesela. Hocam, olabilir. Buna. Yani ancak şunu bilmemiz lazım ki zengin olup da hani ben cenneti garantiledim diyemeyiz. Fakir kalıp da ben ateşe gideceğim diye de insan üzülmemeli. Ya da tam tersi de olmalı. Evet. Onun neticesini Allah bilir. Fakat ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Allah bizi mal ile, evlat ile vesaire nimetler ile imtihan eder. Ayette buyurulur ki Estağfirullah innema emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız, yani zenginliğiniz ve aile efradınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Düşünün ki adamın çok yüksek, çok fazla bir serveti, malı, zenginliği var ama diyelim ki imanı yoksa, diyelim ki o serveti var ama zekat vermiyorsa, yetimi, öksüzü gözetmiyorsa ya da o mala, mülke sahip ama cami yapmıyor, Kur'an kursu yapmıyor, okul yapmıyor, herhangi bir yetimi, öksüzü, mağduru, muhtacı sevindirmiyor. O zaman ya da helala harama dikkat etmiyor, serveti artsın ama nereden nasıl artarsa artsın, zenginlik olsun ama nereden nasıl olursa olsun anlayışı ile kazanıyorsa, o zenginlik o insan için bir baş belasıdır. Dünyasını da ahiretini de kaybettirir, karartır. Evet. Onun için bir hüsrandır. Ama bir fakir düşünün ki fakirliğiyle birlikte mütevazi bir hayatı varsa, helalından olsun ama az olsun, ne bileyim temiz olsun ama Allah'ın rızasına uygun olsun, az oldu ama ben yine de bunu kardeşimle, komşumla, akrabamla paylaşayım, çoluk çocuğumu namusumla, helal lokmayla, alın teriyle ben besleyeyim, geçindireyim, yetiştireyim diyorsa, aslında o kimse cennet yolunda hızlıca ilerleyen bir kuldur. Hiçbir zengin ya da hiçbir fakir fakirliğinden ya da zenginliğinden dolayı sevinmemeli, övünmemeli ya da bir anlamda üzülmemelidir. Hep imtihandır. Zenginlik Allah'ın nimetidir. Onun kıymetini bilip helalından kazanıp helalını harcarsa, yetimi, öksüzü, mağduru, muhtacı vesaire insanları gözetirse, camiler, Kur'an kursları, okullar, hastanelere destek, yardım yapıyorsa, o kimse şüphesiz ki zenginliğin hakkını vermiştir. İmtihanı kazanmıştır ve inanıyorum ki o yardımlar vesilesiyle de cennete gidecektir. İnşallah. Fakat hiçbir fakir de fakirim diye de isyan etmemeli. Belki şükretmek önemli. Şükretmek lazım. Belki de zengin olsa isyan edecektir. Servetiyle asi olacaktır. İmtihanı kaybedecektir. Evet, şükretmek ne kadar önemli değil mi hocam? Hamd etmek, şükretmek. Aslında, ben televizyon programlarında da anlatırım. Eminim hani siz de bahsediyorsunuzdur. İşte bir olay anlatılır, rivayet edilir. Bir yağmur yağıyor. Çok şiddetli, evet, sağanak yağış var. Ve vatandaş evine gidiyor fakat ayakkabısının altı delik, içerisine, evet, su giriyor ve isyan ediyor. Evet. Diyor, niye herkesin gıcır gıcır ayakkabıları, yeni marka ayakkabıları var, benim ayağımın altı delik ve su giriyor diye. Evet.
Bir 100 metre gittikten sonra bir bakıyor yerde bir dilenci var ve iki ayağı yok. Sonra diyor ki Allah'ım şükürler olsun en azından benim ayağım var. Evet. Ve ayakkabım delik. Yani aslında şükür çok önemli. Şükür etrafımıza bakmalıyız hocam değil mi? Şimdi maneviyat anlamında hep yükseğe bakmalıyız. Evet. İnsanlara gıpta etmeliyiz. Maşallah benden daha çok ibadet ediyor. Benden daha çok dua ediyor. Daha çok namaz kılıyor. Evet. Daha çok oruç tutuyor. Daha çok hayır yapıyor. Daha çok iyilik yapıyor vesaire. Gıpta etmeliyiz. Hep onu örnek almalıyız. Hep yukarıya bakmalıyız. Kendi amellerimizi hep az görmeliyiz. Ben çok az ibadet ediyorum. Çok az kulluk yapıyorum. Çok az iyilik yapıyorum. Çok az insanları işte ne diyeyim destekliyorum vesaire. Fakat maddiyatta öyle değil. Yukarıya bakarsak huzursuz oluruz. Mutsuz oluruz. Hayat da zindana dönüşür. Çünkü hep yukarıya baktığımızda hep onları yakalamak isteyeceğiz. Hep onlar gibi zengin olmak isteyeceğiz. Hep sinirlerimiz bozulacaktır. Hep ihtiras peşinde koşacağız. Hep yanlış işler yapmaya başlayacağız. Evet. Ama aşağıya bakarsak biraz önceki örnek gibi benim ayakkabım var delikli ama şu fakirin hiç ayakkabısı ayağı bile yok dersek o zaman hayat bize çok güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak. Evet. Hocam yine bir son soru alalım yine ekibimizden sevgili Mahmut Diker hocam sormuş bu evet. soruyu da. O da geçenlerde muhteşem bir konser verdi burada. Evet. Böyle kulağımızın pası silindi. Evet. Demiş ki Mahmut hocam zekatı Ramazan ayından sonraya bırakmak caiz mi? Yani zekatı Ramazan ayı içerisinde muhakkak Ramazan sonlanmadan vermek zorunda mıyız? Ya da belir yani tespit edip daha sonraya da bırakabilir miyiz? Şimdi bütün ibadetlerin belli bir vakti vardır. Vakti geldiğinde o ibadet yapılmalıdır. Vakti çıkmadan da o ibadet yapılmalıdır. Yani bırakılmamalıdır, tehir edilmemelidir. Evet. Örneğin işte akşam namazı geliyor, yaklaşıyor. Akşam vakti girdiği andan itibaren yatsı vaktine kadar o namaz kılınmalıdır. Ya da işte Ramazan ayı geldi. Bu ay içerisinde biz orucumuzu tutmak zorundayız. Bir mazeretimiz yoksa, yolculuk gibi, hastalık gibi vesaire... Ramazan ayı içerisinde bu oruç tutulmalıdır. Ramazandan sonraya bırakılamaz. Aynı şekilde zekat ayı hangi ay ise o insan için ya da o mümin için. Çünkü illaki zekatı Ramazan'da vermek zorunda değiliz. Evet. Hangi ayda benim zekatımın vakti gelmişse artık zekat malımı kenara çekeceğim. Niyetimi yapacağım. Onu malımdan ayırdığım ve niyetimi yaptım. Artık duruma göre bugün, yarın, öbür gün, bir hafta, bir ay sonra... O malı ya da o zekatı dağıtacağım. Yani onu malımdan ayırmazsam, niyetimi yapmayıp, o malımla birlikte o zekatı vermem gerek, zekatını vermem gereken malın da ticaretini yaparsam bu yanlış olur. Evet. Eğer ki Ramazan ayı geldi, benim zekat ayımsa Ramazan ayı, o zaman malım diyelim ki 100 bin TL'm var. Ne kadar verecektim? 2500 evet. TL. 2500 TL'yi kenara çekeceğiz, %2,5. Geri kalanla ben yine ticaretime devam edeceğim. O 2500 TL'yi de niyetimi yapacağım. Diyebilirim ki ya şu an çevremde fakir yok. Ya da bir yere gideceğim orada var onlara vereceğim. Ya da bir ay sonra bir fakir gelecek ona vereceğim diyebiliriz. Bu anlamda geciktirebiliriz bir kısmını. Ama o zekat malını artık ticaret malımın içerisine dahil edemem. Oradan onu bir kazanç sağlayamam. O kenarda kalacak fakirlerin hakkıdır. Bugün yarın bir ay bir... 2-3 ay sonra vermek kaydıyla, fazla da geciktirmemek kaydıyla zekatımızı bu şekilde hocam vereceğiz. Şimdi hani zekatta bir ilahi, yarın ilahi grubu da bir ilahi hazırlansınlar. Onlar da çünkü vakitte yavaş yavaş yaklaşıyor. Hocam diyelim ki benim gayrimenkulüm var. Yani 5 tane evim var. Fakat nakit param yok. Tamam. Ama bu 5 tane evimde bir totalde bir para tutuyor. Ama nakit param yok. Nasıl yapacağım zekatı nasıl vereceğim? Şimdi hocam? Bir kere size bakarız. Siz emlakçı mısınız yoksa ben 5 tane ev aldım kenarda dursun. Evet, yatırım amaçlı diyelim. Yatırım anlamında duruyor. Aldıysanız onların binasından yani dairenin kendisinden zekat olmaz da. Diyelim ki kiraya verdiniz. O kira gelirlerini hesaplarsınız. Elinizde varsa böyle bir para. Diyelim ki 5 daireyi verdiniz 30 bin TL'ye ve o para yanınızda duruyorsa ya da ondan daha fazlası varsa o 30 bin TL, 50 bin TL neyse onun üzerinden zekat verirsiniz. Ama dairenin kendisinden vermezsiniz. Yani diyelim ki benim 5 tane dairem var. 100'er bin liradan 500 bin lira dairem ederi var. Ederi var. Ama o 500 bin üzerinden değil ne kadar kiraya verdiyseniz gelirin üzerinden ve o gelir eğer tüketilmemişse duruyorsa o kadarını verirsiniz.
Fakat siz emlakçı olsaydınız, yani bu işin ticaretini yapan bir insan olsaydınız, kirasından değil dairenin kendisini hesaplardınız. 5 daire 500 bin TL olduğunu düşünün. 500 bin TL'nin zekatını çıkarırdınız. Paranız yok nakit olarak diyelim. Yine de borçlanır ve onu ödersiniz. Evet. Adana Yerli İlahi grubundan bir ilahi daha dinleyelim. Çünkü yavaş yavaş da vaktimiz yaklaşıyor. Adana için iftar vaktimize yaklaşık bir 10-12 dakikamız kaldı. Daha sonra tekrar devam edelim evet. Hocam. Buyurun. Senin yüzün gören gözler ne ay görür ne yıldızlar. Senin
gün geceler ziyar ya Resulallah. Senin yüzün gören gözler ne ay görür ne yıldızlar. Senin ne cümle geceler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Bize himmet eyle ya Şefiallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Bir kez daha teşekkür ediyoruz adına Yaren İlahi grubuna bu güzel ilahiler için. Hocam yavaş yavaş Adana iftar vaktine doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık evet. Bir 3 dakikamız var ama hocam yine bir başka programın ben pasını atmak için de bir günde Peygamber Efendimiz'den sonraki fitneyi de biraz konuşmak lazım. Çünkü baktığınız zaman çok önemli isimler halifelerimiz evet. Hazreti Ebu Bekir şehit edilmiş. Hazreti Osman şehit edilmiş. Hazreti Ali şehit edilmiş. Hazreti Ömer şehit edilmiş. Benim için sorun değil. Konuşuruz da. Aslında yani, güzel de bir program olur. Fakat yani aslında Müslümanların her devirde bir imtihanı olmuştur. O devirden gelen o imtihanın neticesi hala bugünümüzü etkilemektedir. Yani o zaman... Fakat, ben yine de derim ki şu güzel mübarek günde fitneyi konuşmayalım mı? Fitneyi konuşmayalım daha güzel daha farklı şeyleri konuşuruz o zaman hocam. Şehitliği konuşalım hani, tamam. Tabii ki. Hani hatta dün yine ben bir televizyon programında ünlü hocalarımızdan birini dinlerken bir soru iletmişlerdi. Bir anne için doğum sırasında ölen annenin şehit olur mu olmaz mı diye. O zaman Allah'tan mani olmazsa yarın şehitliği ve şehitliğin kısımlarını yani çünkü konuşalım. Çünkü boğulma boğularak ölmeni şehit kabul ediliyor. Şimdi hepsini anlatırsak yarın anlatacağız. Programım kalmaz bir şey. Hani ben biraz tabii hani fragman yapalım hocam bir sonraki program için o yüzden. Tamam şehitliği anlatırız. Allah indindeki değerine, faziletine değiniriz. İslam'daki şehitliğin kısımlarına da değiniriz. Ve ifade ettiğiniz gibi o kısımlardan birisi de işte bir annenin doğumda vefatı onun için bir şehitliktir. Ya da bir insanın suda boğulması bir şehitliktir. Yangında ölmesi, depremde ölmesi, enkaz altında kalması, salgın hastalıkta enkazın altında kalması hep bir şehitliktir. Ama burada bir şeyi ayırmak lazım değil mi hocam? Bunun bir tabii şehitliğin kısımları var dedik ya. Evet. Bunlar evet şehittir ama hiçbir zaman tabii ki savaşta vefat eden şehitler Allah gibi, yolunda ölen Allah yolunda ölenler gibi şehit olmaz tabii ki. Ama bunun da bir mertebesi, bir değeri var. Allah indinde bir kıymeti var. Nasip olursa bir sonraki programımızda ya da yarın o konuya inşallah, inşallah hocam konuşalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. O zaman bir soru daha. Evet. Hocam araya ben sıkıştırayım. O arada ezanımız okunur herhalde. Hani güzellik hocam estetik ameliyatlar yaptırılır. İşte bununla ilgili vücudumuza değişiklikler yaparız. Bu dinen caiz midir? Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de Allah insanı anlatırken لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ biz insanı en güzel şekilde, biçimde yarattık diyor. Yani bir insana baktığınız zaman aslında ne kadar mükemmel olduğunu anlarsınız. Velev ki yüz ifadeleri ya da yüz şekli güzel olmasa da ya da boyu posu istediği düzeyde olmasa da insanın aslında genel olarak baktığımızda mükemmel bir fabrika var etmiş. Mükemmel bir sistem var etmiş Allah. Bir de o pencereden bakmak lazım. Şimdi bu vücut, bu beden, bu güzellik varken başka güzellikler aramak ya da değiştirmeye kalkmak aslında yaratıcıya, Allah'a şunu demektir. Ya Rabbi sen beni güzel yaratmadın, eksik bıraktın, ben onu düzeltiyorum şimdi. Yani benim burnum büyüktü, hiç de güzel değildi, sen güzel yaratmadın beni, ben bunu küçültüyorum. Kulaklarım biraz büyüktü, ben beğenmedim, küçültüyorum. Çok özür diliyorum, haya imandandır ama... Göğüslerim küçüktü, hiç hoş değildi. Ben bunları büyütüyorum. Sen eksik bırakmıştın. Yaratmayı eksik yaptın, ben düzeltiyorum demektir. Fıtratı değiştirmek olduğundan, Allah'ın yaratmasını eksik ya da fazla bulduğundan, estetik bu anlamda olursa caiz değildir. Fakat diyelim ki burnumuzda bir rahatsızlığımız varsa ya da bedenimizin herhangi bir organında fiziki bir rahatsızlık varsa onu tedavi etmek ya da kesmek, biçmek... ameliyat olmakta hiçbir sakınca yok. Evet.
Efendim Adana için iftar vakti, ezanımız okunuyor. Allah tüm tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Biz ezanı dinleyelim, daha sonra Zeki hocamla iftar duasını yapalım. Şerif'in hürmetine senin rızanı ve kullarının duasını alabilmeyi bize nasip eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Evet efendim, bugün Ramazan'ın 17. günüydü. İftarımızı da açtık. İftar saati programı bitti efendim. Yarın yine aynı saatte iftar saati programıyla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İyi akşamlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz olamaz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi hiç kimse çeviremez. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bu belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hırsızların, dolandırıcıların, belediyeden geçinmeye alışmış, nemalanmaya alışmış üç kağıtçıların hesabını elbette ki bozacağız.
muhtarlarımızı muhtaç etmeyeceğiz. Onlara da gerekli yardımı destek. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Kulağı alın Kur'an yüzüne. Çöpüm alınmadı diyen var mı? Şu konteynerde şöyle bir sorun var diyen var mı? Park bahçede şöyle bir sıkıntımız var diyen var mı? Bakın çözdükçe sorun kalmıyor. Allah'ın izniyle de Çukurova'nın hiçbir sorunu kalmayacak en yakın zamanda. Adana'da yemekçilikte bir marka Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, düğün, cenaze, fabrika, okul, catering ve toplu yemek hizmetlerinde 4 saat içinde yemekleriniz hazırlanır. Hisar Tuncer Yemekçilik, hijyen, uygun fiyat ve dürüstlük temel ilkemizdir. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri irtibat 435 12 49 435 12 49 GSM 0541 320 01 72. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Çok ismi vardır. Bunlar şöyledir: at kuyruğu otu, tilki kuyruğu otu, zambak otu, çığçığ, ekli ot, zemberek otu, çam otu, kırk boğum ve katır kuyruğu otu. Kırkili totu tür olarak at kuyruğu gillerdendir. Kırkili totunun kök sapı nemli topraklarda yetişen bir bitkidir. Kırkili totunda saponin, çok miktarda silisik asit, acı madde, tanen ve bol miktarda potasyum içermektedir. Bu bitki uzun yıllar ömrü olan otsu ve çiçeksizdir. Dallı veya dalsız, gövde yapısı silindir şeklinde, renk olarak yeşil renk veya koyu yeşil rengi sahip, sert ve içi boş olan bitkidir. Kırkili totunun yaprakları küçük ve sivri uçludur. Kırkili totunun faydaları: saçın güçlenmesine yardımcı olur ve saçtaki kepeği önlemeye yardımcı olur.
Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı olur ve böbreklerin temizlenmesinde etkin bir role sahiptir. İdrar yollarındaki enfeksiyonlarda ve iltihapta önleyici ve iyileştirici özelliğe sahiptir. Kronik öksürüğü engeller. Vücuttaki kanın temizlenmesinde büyük role sahiptir. Sindirim sisteminizi güçlendirir. Vücuttaki ödemi giderir. Eğer ödemden oluşmuş su toplanması varsa bunu da giderir. Romatizma hastalığını çok aza indirir. Vücudun direncini arttırır. Kaşıntılı egzamalarda kabuklu, iltihaplı, kılları dökülmüş olsa bile at kuyruğu kanama suyu ile yapılan banyolar veya kompresler büyük yardım sağlar. 40 kilit otu zeytinyağı içerisinde bekletilirse eğer masaj yoluyla deri altına sürülebilir. Bu sayede burkulmalara, kemik çatlamalarına, eklem ve kas romatizmalarına, ağır yaralanmalar ve deride kapanması zor yaralarda etkili olur. Gelin, gönüller yapalım bu Ramazan. Kardeşçe kenetlensin yüreklerimiz. Gelin, bizden muhabbet bekleyenlere uzansın ellerimiz. Gelin, bir yetimin tebessümü, bir dostun muhabbeti, bir sofranın paylaşı olalım. Gelin, gönüller yapalım bu Ramazan. Ve her zaman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده
تُرْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
yıllar önce başladı. Bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Gökteki yıldızlar gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Onlar canından geçti. Gökteki Allah'ın dini için
Efendim ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde biliyorsunuz Zeki hocamızla birlikte bugün neyi konuştuk? Helal lokma ve alın terini konuştuk. Yine neredeyiz efendim? Merkez Park'ta Kubbeli Han'ın içerisinde ikinci bölümdeki röportajlarımıza başlayacağız. Biraz sonra buraya gelen Adanalılarla Ramazan'ı konuşacağız. Alanımızı konuşacağız. Bugün misafirlerimiz de var. Onlarla da sohbet etmek istiyoruz. Hemen dönelim efendim. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Rabia. Rabia Hanım. Serap Hanım. Mehmet. Mehmet Bey. Çok enteresan değişik bir isminiz var. Daha önce duymadım. Mehmet değil mi? Ayşe, Mehmet, Ahmet, Mustafa çok fazla kullanılan isimler. Sizin isminizin anlamını biliyor musunuz efendim? Dördüncü. Dördüncü mü? Nerenin dördüncüsü yani? Ya, dördüncü de. İsminiz neydi bu arada? Rabia. Unuttum ben de yani. Rabia Hanım. Hazreti Rabia'dan da gelir. Peki efendim şu anda ben siz Kubbeli Han'da, Merkez Park'ta bir içecek firmasının standında görevlisiniz. Doğru söylüyorum. Evet. Ne yapıyoruz efendim burada? Tadım testi yapıyoruz. İki farklı marka kolayı içiyorsunuz markalarını görmeden. Evet. Hangisini beğendiğinizi söylüyorsunuz ve beğendiğiniz markayı diğeriyle birlikte size gösteriyoruz. Süper. İlgi nasıl peki şimdiye kadar? Yani özellikle burada çok fazla. Çünkü fesane alanı ve burada bu tarz şeyler çok fazla ilgi görüyor. O yüzden kalabalık bir... Peki efendim size de soralım. Enteresan kişilerle karşılaşıyor musunuz bu testi yaparken? Hani size ne söylüyorlar? İkisi de iyi, ikisi de kötü, ikisi de ne bir ben ayran içerim falan diyen var mı? Tabii. Ben ayran içiyorum diyor. Abi yarım saat konuştum. Tabii dedi ya. Böyle bir şey var. Peki efendim bu tester mı deniyor? Tam doğru adı ne? Tadım. Tadım testimiz. Tadım. Peki Adana'nın her bölgesinde yapıyor musunuz bunu yoksa buraya özel bir şey mi yaptınız? Hayır, sadece buradayız. Sadece buradasınız. Bugün ve yarın bu teste siz de katılmak isterseniz efendim Adana'ya, hani Adana'daysanız tabii yani Urfa'dan kalkıp gelmek sıkıntı olur. Merkez Park'a, Kubbeli Han'a gelirseniz bu testten siz de faydalanabilirsiniz. Sadece kola içmiyorlar, bir de cips hediye ediyorsunuz galiba. Evet. Mikrofonumu vermem Mehmet. Ben alışkan olduğum için mikrofona. Alayım diyorsun ben, yok kaptırmam. Olarak çalışıyorum çünkü evet. Normalde. Şimdi şöyle bir şey var, biz marka ayrımı yapmıyoruz. Evet. Çok şeffaf davranıyoruz her şeyde. Alanımıza gelen herkese cipsi hediye ediyoruz. Hani bu diğer markaya da marka... Onu beğenmiş ya da diğer önemli değil. Zaten burada ben az önce testi ben de yaptım efendim. Ama reklama gireceği için biz o alanda değiliz. Biraz oradan uzaktayız. Gerçekten çok objektif bir test yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim öncelikle. Peki vatandaşın ilgisi nasıl Mehmet? Onu da sana da sorayım. Biz Türkiye'yi geliştiriyoruz. Bundan önce üniversitelere gittik. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ramazan etkinliklerimiz başladı. Katılım fazla. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Yani ekip olarak bayağı bir çabamız oluyor. İftardan başlayıp gece 1'e 2'lere kadar çalıştığımız oluyor. Bazen bazı noktalarda iftardan önce açtığımız da oldu isteyenler olduğu için. İlgi yoğun. Biz herkesi buraya hala bekliyoruz. Bizim enerjimiz full. Herkesi enerjimizle, tüm enerjimizle bekliyoruz. Mehmet benim dikkatimi şuna çekti. Röportajı ben başlamadan önce sen dedin ki noterimiz geldi. Hani bu testler noter durumda yapılıyor. Doğru mu? Noter huzurunda yapılıyor. Avukatlarımız burada, noterlerimiz burada. Noter onayı olmadan zaten böyle bir testi yapamayız hiçbir şekilde.
Peki siz bunları, bu sonuçları hani kendi hangi firmalara, iki firmaya da bildiriyor musunuz? Böyle bir test yapıyoruz biz de, oran işte %50'ye %50 ya da %49'a %51. Böyle bir şey var mı? Rabia, sana sorayım. Ya biz her gelen insanın bilgilerini alıyoruz, yani data girişi yapıyoruz. Bunlardan sadece avukatımız, noterimiz haberdar oluyor. Turne sonunda belli olacak sonuçlar. O yüzden bizim de bir bilgimiz yok bu konuda. Peki bu içeceğin haricinde, cipsin de haricinde başka bir hediye var mı? Başka bir promosyon var mı? Hayır. Sadece cips hediye ediyoruz. Kısa konuşuyor ya. Ona konuşayım dedim. Peki efendim, size kolaylıklar diliyorum. Hani iki gün boyunca burada olacaksınız. Biz de ekip olarak ara ara gelip marka fark etmeden o gazlı içeceğini içebiliriz değil mi Bülent? Bülent sevmez fazla. Diyette şu anda. Safiye Soyman diyeti yapıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin noterimiz de geldi efendim. Merhabalar. Merhaba. Kaçıncı notersiniz efendim? Adana 5. Adana. Ya ben bu sayıları, hani noterler böyle hani bir sıralaması var mıdır? 1, 2, 3, 4, 5. Kurulum sırasına göre. Ha, ben mevki falan değil yani. Hayır. Hani ben birinci noterim kardeşim falan yok oldu. Hayır, yok. Bütün noterler aynı. Evet. Efendim 15 yıllık televizyonculuk hayatımda ilk defa bir noterle röportaj yapıyorum. Ve ben noterleri hep böyle kelli felli adamlar zannederdim. Hanımefendi çok şık bir hanımefendi, güzel bir hanımefendi geldi. Peki efendim bu noterle ilgili bir soru üretmeye çalışıyorum şu anda. Bu içecek firmasından bahsedelim. Bu gazlı içecek firması böyle bir test yapıyor marka ismi söylemeden. Siz de bunu onaylayan... Kutular kapalı. Evet. İşte vatandaş her iki kutuyu da... Efendim dönmeniz gerekiyor. Bir kameramanlar ne derse onu yaparız. Tamam. Evet, kutular kapalı. İki kapalı kutu, işte önceden doldurulmuş bardaklar, vatandaş onları tadıyor. Hangisini beğendiğini söylüyor. Hani bilmek zorunda değil. Evet, böyle bir hani hangisi hoşuna gittiyse onu söylüyor ve oradaki arkadaşlar da kapağı kaldırıyor. Hangi markaysa onun girişini yapıyor. Kesinlikle. Sadece beğeni testi. Hani tadım. Bu 5. Beyoğlu noteri var. Yani çok meşhur. O kaç? Survivor'da hangi noter? Değil mi? 5. noterdi galiba. Çok meşhur efendim. Siz de... Biz Adana'da meşhuruz. Yani siz de öyle meşhur olmak istiyor musunuz efendim? Hayır tabii ki. Ya noterlik neyi kapsıyor? Biraz da mesleğinizle alakalı biraz konuşalım. Hani sadece noter deyince evrak, tasdik, onay mıdır? Noter ne demektir efendim? Onay makamıyız tabii ki. Belgelerin onay makamı. İşte... Yoğunluk varmış. Tabii efendim teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Gönderelim, noterimiz bize yeter efendim. Arkadaşlar orada çalışıyor. Onay veriyoruz. Onay makamıyız. Bu diyelim ki verdiğiniz onayla alakalı kişiler kendi aralarında bir şey yaşadılar. Olumsuzluk, husumet yaşadılar. Siz yani sizi mahkemeye verebiliyorlar mı? Noteri de mahkemeye verebilirler. Evet. Ya niye böyle bir soru sordum bilmiyorum ama. Elbette verilebiliyoruz. Ama siz orada bir devleti temsil ediyor musunuz? Kesinlikle. Kamu sektörüdür. Adalet Bakanlığı'na bağlıyız. Hmm. Ve sonuç olarak yargılanabiliriz. Evet. Ya hiçbir noterle röportaj yap, çok hazırlıksız yakalandım yani. Anır abi, noterimize bir sorun var mı abi? Peki abi, Ramazan nasıl gidiyor? Birazcık şeyden çıkalım, meslekten çıkalım. Şenliklerimizi görüyorsunuz. Daha önce geldiniz mi buraya, sadece bugün görev için mi geldiniz? İlk defa geliyorum. İşte efendim, yani bu görev olmasa gelmeyeceksiniz efendim. Aynen öyle. Yani bari en azından bunu canlı yayında söylemeseydiniz. 5 televizyonda ortak canlı yayını. Bu arada isminiz nedir efendim? Özlem Çağran. Özlem Hanım, Ramazan'da Adana'da böyle bu tarz eksiklik de vardı ama değil mi? Hani açık alanlar. Güzel olmuş, çok beğendim. Genelde bunu M1 Real yapar. Keşke reklam yapmasaydınız çünkü şu anda bize 2500 lira borçlandınız. Eyvah. Yapacak bir şey. Hem de noter huzurunda. Çak kardeşim. İşte kameraman dediğim böyle olur. Oralarda oluyor. Adana'nın